Ufuklu taş Trump Putin zirvesi. Amerika Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin Temmuz ayında Helsinki'de görüşmeyi planlıyor. Ukrayna, Amerika'daki seçimler, Kuzey Kore ve silahlanma gibi konular dışında Orta Doğu'yu yakından ilgilendiren Suriye ve İran gibi konuların da görüşmede ele alınacağını bizzat Trump'ın ağzından duyduk. Birbiriyle kısmen ilintili olan Suriye ve İran konularında iki liderin görüşmesinin mahiyetinin bölgede ciddi yansımaları elbetteki olacaktır. Suriye konusunda Trump'ın daha önceki açıklamalarından hareketle Amerika'nın Suriye'den çekilmesine dair bir müzakerenin yürütüleceği dillendiriliyor. Amerika basını Amerika'nın Suriye'den çekilmesini sağlayacak bir anlaşmanın bu görüşmeden çıkabileceğini yazdı. Trump'ın Suriye'den çıkmak istediği bir sır değil. Suriye'ye dair tek gündeminin DAEŞ'la mücadele olduğunu, Suriye'de ulus inşası gibi eski yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini açıkça dile getirdi. deaşın Rakka ve mücavir alanlardaki alan hakimiyetinin kaybolmasıyla Trump, Amerika'nın Suriye'deki misyonunun yavaş yavaş sona erdiğine inanıyor. Süreci uzatmadan ve yeni komplikasyonlarla karşılaşmadan Suriye'den çıkmaktan bahsediyor. Peki Amerika gerçekten de Suriye'den kısa vadede çıkabilir mi? Çekilmeyi sağlayacak bir anlayış Putin-Trump zirvesinde sağlanabilir mi? Trump'ın çekilme için talep edeceği şartlar Rusya ile hatta rejimle varılacak bir anlaşmayla sağlanabilir mi? Bu sorular cevaplanmadan Trump-Putin zirvesinde Suriye'ye dair uygulanabilir bir çıkış yolu beklemek çok gerçekçi görünmüyor. Sondan başlayalım. Amerika'nın Suriye'deki iki çekincesi Deaş ve İran varlığı, Amerika'nın çekilmesi durumunda mevcut topraklarda PKK-SDK tarafından istikrar sağlanamayacağını en iyi Amerika biliyor. Rejimin kendi başına burada istikrar sağlayacak polislik yapmak kapasitesi de yok. Kaldı ki rejim diğer bölgelerde güvenliği sağlamak için kendi kendine yetmiyor. İran destekli milislerin varlığına muhtaç. Bu sebepten Amerika'nın devreden çıktığı bir ortamda Rusya devreye girse ve Kuzeydoğu'da rejim PKK karışımı bir düzen kurulmaya çalışılsa dahi İran'ın devreden çıkmayacağı hatta boşlukları dolduracağını tahmin etmek zor değil. Rusya'nın sahada adamı kısıtlı, İran'ın İran'ınsa sayısız. İran özellikle Irak sınırındaki bölgelere özel önem veriyor. Trump'ın tam da İran'ı çevrelemeye çalıştığı bir dönemde Suriye'de İran'a daha fazla alan açması Amerika dış politikası açısından büyük tezat oluşturur. Trump, Amerika'nın çekildiği bölgelerde İran'ın alan kazanmaması şartını koşacaktır. Fakat Rusya ve rejimin bu şartı sağlaması hiç hiç de kolay değil. Hal böyleyken Trump'ın şu anda kimsenin veremeyeceği mezkür garanti ihtiyacına rağmen kısa vadede Suriye'den çekilmesi ve yaklaşan zirvede böyle bir taahhütte bulunması 3 seçeneğe işaret eder. Ya Trump İran'ın çevrelenmesi konusunda çok ciddi değil, ya Rusya ve vereceği garantilerin ne ölçüde yerine getirilebileceğinin hesabını yapamıyor ya da çekilmeden kastı tıpkı Rusya'nın yaptığı gibi Suriye'deki asker sayısını azaltmaktır zirve her açıdan ilgi çekici olacak. Suriye ve bölge için sonuçlarını da bekleyip görelim. Ufuk Ulutaş akşam